Herkese merhaba. Şimdi yağmurlu bir Japonya'dan herkese merhaba. Kliniğe gitmem gerekiyor. Çünkü vücut ağrılarım var. Sebebi bilinmeyen. Kan testinde bir şey çıkmadı. Röntgen falan filan da hiçbir şey çıkmadı. Daha ileri tetkik için hastaneye sevk edildim. Hastaneye sevk edildiğim için de doktordan kağıt almaya gideceğim. 4'te açılıyormuş. Saat 4'ü. 5 geçiyor. Ve şuramda görünüyor. Biraz BB kremle kapatmaya çalıştım ama bir anda bir morluk çıktı şuramda. Ne olduğunu da bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Şimdi oraya gidiyoruz. Sonra belki market alışveriş yapacağım. Bay bay. Market alışverişi. Havuç aldım. Öncelikle bana sürekli soruyorsunuz neden tek tek taneyle ya da yarım ya da çeyrek alıyorsun diye. Marketlerde böyle satıldığı için. Ve Japonlar neden taneyle alıyorlar? Neden ya da yarım tam kabak değil? Çünkü Japon mutfağında hem Japonlar yalnız yaşıyorlar ya da karı koca dede hani aileler belki bütünleri de var markette ama geneli böyle yarım çeyrek. Çünkü genelde dedeler neneler yalnız yaşıyor ya da gençler yalnız yaşıyor. Ve Japon mutfağında gerçekten bizdeki gibi öyle tencerelerle yemek yapılmıyor. Sanırım bu sebeple. Bir de pahalı olduğu için tabii ki. Ve Japonlar her gün market alışverişine gidiyorlar. Her gün. Benim kayınvalidem de her gün gidiyor. Dolayısıyla çeyrek çeyrek tane tane alıp her gün markete gidiyorlar. 4 tane havuç. Bir paket yani aslında. Hani ben 4 tane almadım. Bir paket aldım. 2 kişilik tarif yazıyor herhalde orada. Bezelye, 250 gramcık. Geçen pişirdim. Yine pişireceğim. Bu ingen bizdeki börülce ile fasulye arası bir şey. Tam karşılığını bilmiyorum. Lahana, yarım lahana. Çeyrek kabak. Bir tane soğan. Çünkü ben de soğan çok fazla kullanmıyorum. Mantar. Buna şimeci. Enoki. Mantar. Daikon, Japon turbu bir tane. İki tane salatalık. Lipton, apple tea. Süt. Bir tane kek tarifi var. Onu yapmak istiyorum. Soğan. Soğan diyorum. Sarımsak. Taze soğan, yeşil soğan. Buri balığı. Türkçesini yine bilmiyorum. Üç tane de üç kişilik yani. Bunun bir tanesi bir kişilik. Yakisoba. Yakisoba nedir? Vallahi bir çeşit makarna diyeceğim. Erişte. Bir çeşit erişte. En ucuzlarından da 3 paket çikolata, İyo'nun çikolataları. Biter bir paket. Bunu kek tarifinde kullanmak istiyorum. O yüzden. Herkese merhaba. Yine Yoshi'nin arabasındayım. Yoshi çünkü toplantıya gitti. Alışverişe gitmem gerekiyor. Bu videoyu yayınladığım zaman büyük ihtimalle gidip gelmiş olacağım. Cuma günü Tokyo YouTube Space'de bir parti var ve gümüş giyilmek zorunda ya da yani silver play button olduğu için, partisi olduğu için üzerinizde gümüş rengi bir şey olmak zorunda. Şimdi Uniqlo'ya gideceğim, Shimamura'ya gideceğim, kıyafet bakacağım, olmadı İon'a gideceğim. İon'a belki yarın giderim, yağmur atmaya başladı ve V-Drug alışverişi yapmam lazım. Siz de benimle geliyorsunuz. Tabii içeride çekemeyeceğim sizin için videolar ama belki bir şeyler alırsam gösteririm. Kitaplarımı yanıma aldım. Alerjim tuttu. Burnumdan anlaşılıyordur belki. Kendime papatya çayı yapmıştım. Onu yanıma aldım. Çok uzun zamandır papatya çayı içmiyorum. Papatya çayını çok her zaman sevmiyorum açıkçası. Ama bilmiyorum. Bugün elime papatya çayı denk geldi. Belki Starbucks'a giderim. Bilmiyorum. Bir de şu anda siyah pantolon giydim ama pantolon siyah değil. Resmen gri gibi üzerimde kedi tüyleri, koltuk tüyleri falan var. Bütün her şeyi alıyor bu pantolon. Niye siyah? Böyle şeyleri almayan siyah pantolonlar istiyorum. Şuraya bak. İyi mi? Arabalarda bundan bulunduruyorum. Bunun adı ne? Yapışkanlı kağıt mıdır? Nedir? Kıl alıcı, tüy alıcı. Hadi gidiyorum ben. Çok konuştum. Görev. Başarısızım ya. Hiçbir şey yok. Silver. Güneş ne lan? Gümüş hiçbir şey yok.
İki tane mağaza gezdim. Yok, şimdi gidiyorum. Bana vallahi şans dileyin. Şu ileride bir evde hamur var. Çok üzülüyorum o hamura. Çünkü gördüğünüz gibi yollar çok dar. Yaşadığı yerde, yani bu özellikle bu sokak. Tamam, Japonya'da böyle şehir merkezleri haricinde yollar çok dar. Gördüğünüz gibi iki araba aynı anda. Yani bir mini kamyonla bir araç geçemiyorlar. Ve bu yollarda oturup kendisine kocaman hamur alan arkadaşı kucaklıyoruz. Size onu göstermek istedim. Hem yabancı arabalar var mı diye soruyordunuz. Var, var, var. Ama bence Japonya'nın bu yollarına Porsche'lar, Ferrari'ler, Hummer'lar çok gereksiz diye düşünüyorum. Siz de bakalım katılacak mısınız? Birazdan Hummer'ı gösteririm. Ay, çok korkuyorum ben de. Şu ev olması lazımdı. Hummer burada mı acaba? Biraz daha. Yanlış mı hatırlıyorum? Aa, evde mi yok? Ev yok aslında. Şu evde miydi acaba? Hummer kardeş gezmeye gitmiş herhalde. Yo, duruyor duruyor. Yavaş geçeyim de görün. Zaten kırmızı ışık. Baksana, ay, adamlar da var orada. Kocaman. Yazık yazık yazık. Adamlar görmesin. Unikula'ya gelmiştim. Ama olmadı. Burada da siyah bir elbise denedim. Kolları üstü falan çok hoşuma gitti ama belden aşağısı çok kötüydü. O yüzden şimdi İyon'a gidiyorum. Orada görüşürüz. Yine tayfun var bugün. Az önce dediği gibi rüzgar çıktı. Havayı görüyorsunuz. Bembeyaz, gri aslında. Yine deli gibi yağmur yağacak yani. Ve ben... Hadi geç, hadi vereyim sana yer amcacım. Çıkarıverdim burnunu ama rica ederim. Bak, dörtlüleri yakıyor, teşekkür ediyor. Türkiye'de böyle yapsam bir şey zannederler. Japonya'da yol verdiğiniz zaman öndeki araç hemen dörtlüleri yakar. Ben bazen unutuyorum ama elimle selam veriyorum yani. Sağ ol diyorum, kardeş diyorum. Görüyorsunuz değil mi bayraklardan rüzgarı? Dur şunu. Oh, rüzgarı. Ve hiç, of, bu ara çok her gün yağmur yağdı ya. Normal değil ama Japonya'da Ekim ayında bu kadar sık yağmur yağması normal değil. Çünkü yağmur ayı değil. Sürekli tayfun geliyor ama dediğim gibi dünyanın sistemin içine ettiğimiz için önümü göremiyorum. Gidecek bir hiçbir şeyimiz yok.